Eski kavimler arasında hiçbir kavim Türkler kadar kadın cinsiyetine hak vermemişler ve saygı göstermemişlerdir. Ziya Gökalp. Orta Asya Türk devletlerinin hepsinde kadın önemli hak ve yetkilere sahipti. Hatta bazı Türk devletlerinde kadın da erkek gibi savaşçı yetiştirilirdi. Türk devletlerinde Türk kadınları bu tür faaliyetleri büyük bir haysiyetle yürütmüşlerdir. Hatta bu tür faaliyetlerde öylesine büyük yetkileri vardır ki, Büyük Hun İmparatorluğu'nun Çin ile ilk anlaşmasını Metin'in Hatun'u imzalamıştır. Hunlar döneminden beri kadın erkek ayrımı Türk devletlerinde yapılmamış ve kadın erkeğin tamamlayıcısı olarak kabul edilmiştir. Yabancı devletlerin elçileri geldiği zaman elçilerin kabul esnasında Hatun'un da Hakan'la beraber olması gerekirdi. Hatta bazen de Hatunlar tek başlarına elçileri kabul ederlerdi. Kadınlara verilen değer Türk mitolojisinde de kendini göstermektedir. Türk mitolojisinde bulunan tanrıçalardan bazıları şöyledir. Ak Ana, Ülgen'e sonsuz sulardan gelerek yaratma emrini veren tanrıçadır. Umayana, çocukları ve hayvanları koruyan bir tanrıçadır. Aizit, güzellik tanrıçasıdır. Çocuklara ruhlarını verir. Kübey Hatun, doğum tanrıçasıdır. Asena, yol gösterici, lider tanrıçadır. Ötügen, devleti koruyan ve hakimiyeti sağlayan tanrıçadır. Göktürklerde ve Uygurlarda Kaan'ın karısı devlet işlerinde kocası ile birlikte söz sahibidir. Emirnamelerin yalnız Kaan namına değil, Kaan ve Hatun namına ortaklaşa imza edilmektedir. Orhun kitabelerinde devlet işlerini bilen Hatunlardan söz edilir. Kaan'ın hanımı olan Hatun da tıpkı Kaan gibi töre ile bu makama oturur ve Kaan ile birlikte ülkeyi yönetir. Orhun kitabelerinde yer yer Hakan ve Hatun'un buyruğu sözüyle başlayan ifadeler yer almaktadır. Bu sözler İslam öncesi Türk devletlerinde kadının yönetimde söz sahibi olduğunu göstermektedir. Bilge Kaan ve Kültegin adına dikilen abidelerde ise şu ifadeler yer almaktadır. Yukarıdaki Türk tanrısı Türk'ün kutlu ülkesini öyle tanzim etmiştir ki Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kaan ve annem İlbilge Hatun'u halk içerisinden çekip yukarıya çıkarmış. Bu ifadeler Orta Asya Türklerinde kadının siyasi ve toplumsal bakımdan konumunun göstergesidir. Konuyla ilgili bir başka örnek ise 2. Göktürk Kaanlarından Bilge Kaan ölünce yerine tahta çıkan oğulları devleti iyi idare edememiş. Tonyukuk'un kızı olan Pofu bu durumdan ötürü devlet işlerine müdahale etmeye başlamış. Ayrıca Türk kültüründe destan kahramanları iyi atı binen, iyi kılıç kullanan, iyi savaşan kadınlarla evlenmek istemektedir. Nitekim Dede Korkut hikayelerinden olan Bamsı Beylik hikayesinde yer alan Banu Çiçek bunun en güzel örneklerinden biridir. Bir başka örnek ise Selcan Hatun'dur. Selcan Hatun düşmanların gece kocasına baskın yapmasından korkar. Kocasını uyandırır, savaş başlar. Mücadele esnasında kocasının atı yaralanır. Savaşa hazır bir şekilde kenarda bekleyen Selcan Hatun atını düşmanların üzerine sürer ve düşmanları kılıçtan geçirmeye başlar. Manas destanında ise kahraman Manas'a zehir verilerek atıldığı çukurdan kurtaran eşi Kanikey Hatun ile oğlu Uruz'u kurtarmak için düşman ile savaşan Kazan Bey'in karısı Burla Hatun kadın kahramanlardan birkaçıdır. Ayrıyeten tüm dünya kadınları eziyet ederken, kız çocuklarını diri diri gömerken, zorla baskılar yaparken Saka Türkleri Tomris Hatun'u dünyanın ilk hükümdar kadını yapmıştır.